Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri Sohbet Odası özel programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok özel bir misafirimiz var. Sağ olsunlar davetimizi kırmadı. Bize bu yoğun mesai arasında bir vakit dilimi ayırdı. Gerçekten merak ediyoruz bu süreci. Eyüp Sabri Tuncer tabii artık 100 yıla dayanan bir marka. Onun şu anki yönetim kurulu başkanı Sayın Engin Tuncer Beyefendi ile birlikteyiz. Hem sektöre dair izlenimlerini konuşacağız, hem de geleceğe dair projelerinden biraz fikir edinmeye gayret edeceğiz. Tabii Engin Bey nasılsınız, iyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. İyiyim. Beni misafir ettiğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Aslına bakarsanız şimdi tabii biraz dersime çalışmaya gayret ettim. Orada bir nüans yakaladım. Sizi böyle belki Ankaralı olarak tarif edebiliriz ama bir parçasından da böyle bir hemşehrilik duygumuz kabarmıyor değil. Tabii marka olarak ağırlıklı başkent Ankara olarak biliniyorsunuz ama bir İnegöl çıkışı var dedenizin yanılmıyorsam. Bu anlamda da bir İnegöllük tarafından hemşehrimiz olarak bu markayı da kabullendirmek, kabullendiğimizi de bilmenizi istirham edeceğim. Öncelikle sizin korona günlerinizi sorarak başlayalım. Eyüp Sabri Tuncer'e geçmeden önce. Evet, şimdi şöyle ben belki bilmiyorsunuzdur diye ben söyleyecektim. Gerçekten biz bir hemşehri olarak hem İnegöl'le hem Bursa'yla gerçekten gurur duyuyoruz. Ve kaydımızı da nüfus kaydımızı da biz aldırmadık. Hala da bizim bütün kayıtlarımız hala İnegöl'de. Tabii. Biz hiçbir şekilde hala kendimizi bir İnegöl'lü olarak, bir Bursalı olarak görüyoruz. Sağ olun. Her ne kadar orayla çok fazla irtibatımız kalmasa bile hala büyüklerimizin, dedelerimizin bize vermiş oldukları vasiyet diyeyim aslında ona. Kesinlikle bunu bozmayın diye. Çünkü o göçlerden sonra çok büyük zorluklar çekilmiş tabii. Kendilerine yuva olan yeri de toprakları da unutulmasını istemediler hiçbir zaman için. Hep de hatırladılar. Dedemler devamlı oradaydı zaten. İşte rahmetli babaannem, dedem. Oynata kutlucalara gelirlerdi. Çok iyi hatırladım. Böyle her sene onların böyle bir şeyleri vardı. Ricaları vardı. Oynat kutlucalarında devamlı giderler ve şey yaparlardı. Böyle banyo yaparlardı. Onun dedemin çok büyük bir merakıydı o. Bursa kaplıcalarına gelirdi mesela. Yani o işte belki de işte Saraybosna'daki alışkanlığından ötürü olsa gerek, oradaki, orada da banyoluk adalarmış çünkü o bölgede de. Onun alışkanlığını da hala Bursa'da İnegöl'de devam ettirmişlerdi. Ben de onu söyleyecektim aslında. Biz Ankara olsak bile Bursalıyız, yani hala da Bursalıyız. Sizin de bir yazınızı gördüm. Yani 100 yıllık markalar derneği ile alakalı bizim aynı zamanda benim orada yönetim kurulu başkanlığını yaptığım derneğimizde diyorsunuz ki orada keşke Bursa'mızdan bir Uludağ'ı gördük ama keşke birkaç marka daha çıksaydı. Aslında ben diyorum ki çıktı. Yani Bursa'dan çıktı. Ankara'da devam etse bile çünkü İnegöl'de dükkanı varmış Ahmet dedemin. O bedestenin içerisinde. Evet. İlk dükkanı da oradaymış. Dükkanın adı yine Eyüp Sabri Tuncer'miş. Dolayısıyla yani İnegöl'den çıktı aslında, Bursa'dan çıktı, öyle diyelim. Tabii biz bu markanın hani Bursa çıkışlı olması bizim için hakikaten gurur vesikası. Neden derseniz Bursa tabii çok aslında baktığınızda geniş yelpazeye sahip bir vilayet. Farklı sanayi iş kollarına da aslında ev sahipliği yapıyor. Son hatada baktığımızda otomotivin de tabii bu süreçte etkilenmesiyle birlikte ihracat rakamları ve ekonomik katkı anlamında biraz azaldı ama bu yelpazenin bir parçası olan sizin bu sektörünüz de hakikaten bir güç kaynağı gibi duruyor. Biraz Eyüp Sabri Tuncer'in kuruluş hikayesini dinleyelim sizden. Ben okuduğum kadarıyla aslında İnegöl'de bir ticari hayat var, siz de söylediğiniz gibi rahmetli Eyüp Bey'in, ama ardından bir Ankara yolculuğu oluyor herhalde. Oradan da farklı bir atılımlar. Evet, evet. Şimdi tabii rahmetli dedem geldiğinde çok küçük geliyor Saraybosna'dan geldiğinde İnegöl'e. İlk önce Bursa'ya geliyorlar, Bursa'dan İnegöl'e geçiyorlar. Yakınlar, akrabalar çünkü orada olduğu için. Hı hı. Daha sonra tabii o küçük yaşta, çok küçük yaşlarken babasını kaybediyor. Ve tabii aileye bakmak durumunda kalıyor ve çalışması gerekecek. O zaman Katip Adil derlermiş
noter vazifesi gören bir büyüğü komşuları elinden tutuyor, götürüyor. O zaman İnegöl'de Apronosyonlar isimli bir böyle bir Ermeni bir Türk vatandaşına ait bir mağaza varmış. Büyük bir mağaza varmış. Bu nasıl diyeyim, böyle her türlü ürünün satıldığı, bugün işte bu hani ev dekorasyon ürünlerinin satıldığı, işte iğneden ipliğe kadar her şeyin satıldığı bir mağaza. Çok küçük yaşta tabii oraya girmiş ve orada muhasebe bölümünde çalışmaya başlamış. İşte orada muhasebe kayıtlarını öğrenmiş, envanterin ne olduğunu öğrenmiş, stok kontrolleri şunlar bunlar falan derken, tabii şeysi de çok açık, algıları da çok açık bir çocuk. Ve genç yaştayken daha sonra işte kendisine bir iş yeri açmaya karar vermiş. Sonra işte askere gidiyor, dönüyor, geliyor. Tekrar şeyde İnegöl'de bir küçük bir mağaza açıyor bedestenin içerisinde. Fakat tabii ki ekonomik şeyler, dengesizlikler her dönemde olmuş. İşte Birinci Dünya Savaşları, İkinci Dünya Savaşları, işte ekonomik krizler derken 1920'lerde başlarında Ankara'ya arkadaşlarıyla beraber kriz yaşandığında, ekonomik kriz yaşandığı için Ankara'da arkadaşlarıyla beraber diyorlar ki yani orada işte Cumhuriyet ilanı da var. Ne yapalım? İşte gidelim biz yani yeni oluşumlar oldu işte. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, şu olmuş, bu olmuş. Yeni bir oluşumlar. İşte memuriyet hayatının olduğunu öğreniyorlar. Diyorlar ki ya işte bizim yaptığımız işler çünkü sonuçta kıyafetle alakalı. İşte böyle takım şeylerin olduğu mağazaları varmış bunların arkadaşların. Yola çıkıyorlar işte. Bozuyup Eskişehir falan derken Ankara'ya ulaşıyorlar. İki arkadaşı diyor ki biz geri döneceğiz yani şey yapacak değil yani biz burada kalamayız, yaşayamayız burada. Çünkü pazarlarda ürünlerini satıyorlar yani hani beklemekle olmuyor. Biz çıkalım işte Bozuyu'ya, Eskişehir, şura bırakılan gidelim pazarlarda satalım. Oradan da Ankara'ya kadar ulaşıyor. Onlar dönünce rahmetli dedem orada Ankara'da saman pazarında bir mağaza açıyor, ilk mağazasını açıyor. Bakıyor ki bir ticari hayat orada şey başlamış, bürokratik bir hayat başlamış. İşte insanların kıyafete ihtiyacı var. İşte bir takım bir sürü şeylere ihtiyacı var. Bir de Anadolu'dan insanlar çalışmaya diye de gelmeye başlıyorlar. O dönemde zaten Ankara daha revaçlanmış. Yani İstanbul'a göre bakıldığında Ankara çok daha revaçlanmış. İstanbul her zaman elden gidilecek bir yer olarak gözükür. Ben çünkü sorardım. Yani neden biz İstanbul'a yerleşmedik? Ankara'ya neden yerleştik diye küçükken sorduğumda rahmetli babam bana derdi ki İstanbul hep böyle hani gözden çıkartılabilecek, bir gün elimizden alınabilecek bir yer. Çünkü işgallere çok işgallere uğradığı için alınabilir düşüncesiyle yani merkez Ankara ve bütün de oluşumda bürokrasi de orada olduğu için rahmetli deden oraya gitti diye söylerdi. Engin Bey bir de Atatürk'ün tabii o bahsettiğiniz gerekçelerle aslında Ankara'yı da başkent yaptığı ifade yani, edilir. Yani bir yerde yani ulaşılması biraz daha zor, daha şey içeride olan, daha koruması daha kolay olan. Mümkün gibi biraz, evet. Dolayısıyla tabii o bürokratik hayat, oradaki gelişim, hızlı gelişim. Dedemin ilgi alanına girmiş diyorum ya, aslında açık bir kişi. Daha sonra küçük mağazasından sonra Ankara'da Anaparmalar Caddesi'nde şu anda da açık olan mağazamız var. 1923'te oraya geçmiş. Orası Ankara'nın en lüks binası aslında. Ve şeysi ilk kaloriferli bina. Orada binanın altında komple kiralamış. Rahmetli Nuri Jonker'den, Jonk Bayarı kahramanı olarak geçen Nuri Jonker'den kiralamış o binanın altını. Ve orada o tarihte Ankara'nın hakikaten göze batan bir bombarşesini yapmış. Bombarşe adı altında. İşte orada da yine iğneden ipliğe kadar eldivenler, valizler, efendim fötr şapkalar falan, kravatlar, işte bayan iç çamaşırları, makyaj malzemeleri, her şeyin satıldığı bir mağaza. Güzel de bir mağaza o zamanlarda. Ama tabii öyle bir marka yapma şeysi var ki, algısı var ki veya belki de o eski çalıştığı yerdeki almış olduğu disiplin, onların kurumsal yapısı dedemin kanına işlemiş. Öyle görüyorum. Tanıtım kitapçıkları yapmış, broşürler yapmış. İşte o ara tabii ailesini almış getirmiş Ankara'ya. İşte 1939 yılında öyle broşürler yapmış ki, bize anlatırdı babam, rahmetli dedem
o tarihlerde bir Demet Maydanoz'un dahi pazarlıksız satılmadığı dönemde bir fiyat listesi açıklamış. Yani bu çok büyük bir şey. Yani radikal bir hareket herhalde. En ufak bir şey alsak pazarlık ederdik diyor, edilirdik diyor mesela. Ama öyle bir kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışmış ki uygun fiyatlarla insanlara doğru fiyatlarla, yani işte 3 lira deyip de sonra 2 liraya indirmek değil, baştan onun fiyatının 2 lira olduğunu söyleyip fiyatın o zaman da insanların makul olduğunu gördükleri zaman tabii pazarlık işte, girişimine dahi teşebbüs etmiyorlar. İş yerine karşı bir şey başlamış, ilgi başlamış, bir izdiham. Böyle. O tarihlerde de çok kalabalık olurmuş iş yerine. Tabii şanssızlıklar da geçirmiş. İşte ekonomik krizler şunlar bunun yanı sıra çok büyük bir yangın geçirmiş aslında. Yani iki dükkanı, Ankara'daki şu andaki mağazanın yan yana olan iki dükkanın bir tanesini kapatmak zorunda kalmış. Çünkü anlatırlardı bize yine sadece ceketini almış çıkmış. Yani rahmetli dedem sadece ceketini almış. Hiçbir şey yok. Ama ne var biliyor musunuz? Bakın yine ileri görüşlülük burada da var. İki yerden sigorta yaptırmış. Bak bir yerden değil. 1945'lerde sigorta yaptırmayı biliyor bakın. Yani bakın şeye bak, ufka bakın. Yani aslında farklı çalışan o günkü tarihe şimdi bile yani bir sürü sigorta yaptırmayan otomobilini, iş yerini, evini, hatta deprem sigortası mecbur olduğu halde deprem sigortası dahi yaptırmayan bir toplumda olmamıza rağmen aslında öyle bir ileri görüşlülük var ki o tabii ki o şeyler, o sigortalar onu yeni baştan iş yerini yapmasına sebebiyet verdi. Yani çok hızlı bir şekilde yeniden atak tutmuş. Yani tabii bunlar aslında hepimizin ders alacağı şeyler. İleri görüşlülük çok önemli. Yani günü maalesef bizim işletmelerimizin özellikle aile işletmelerinin en büyük sorunu günü yaşıyor. Yani evet birileri bugünü yaşayacak ama birileri de mutlaka onun üzerinde bir master plan yapmak zorunda. Yani daha farklı ileriye doğru nereye doğru gideceklerini planlarını yapmak zorunda. Ama aile şirketleri öyle ki herkes güne odaklanıp kalıyor. Hele hele özellikle bu aile şirketleri şimdi aslında biraz kafamı oraya doğru yoruyorum. Neden? Türkiye'de aile şirketi çok fazla. İşletmelerin neredeyse %95'i aile şirketi. Ve bunların kalıcı olabilmesi için de belirli bir disiplinlerin oluşması lazım. O disiplini oluşturmadıkları zaman kalıcı olmasına imkan yok. İşte o şeyler oluşturulur, o şartlar oluşturulduğunda da firmada bir kurumsal hafıza oluşuyor. Firma belirli bir zaman sonra kendisini artık her gün güncelleyerek idare ediyor. Yani illaki başında sahiplerinin olması gerekmeksizin idare edilmeye başlıyor. Evet, firma sahibi yine başında olmalı aile işletmesinde. Ama bununla beraber çalışanların da önünü açarak, kendi aile içerisi olabilir, onlar da çalışabilirler, çalışmayabilirler. Ama çalışanların veya çocukların, gençlerin önlerini açarak yeni yeni planların yapılması lazım. İleride ne görünüyor, ne yapılması düşünülüyor, onun hazırlıklarının yapılıp bir çerçevede gün yaşanırken öbür tarafta da acaba biz diğer tarafta ne aşamadayız, o iş planında ne aşamadayız, onu da devamlı kontrol altındayız. Şimdi buradan aslında dönüp gelecek olursak, benim sahibimden tabii o günden bugüne kadar geldi. Şimdi biraz önce sorduğunuz bir konu var, korona günleri. Tabii ki bu korona günlerinde de tabii ne oluyor? Bu ve bunun gibi böyle kriz günlerinde de, bu böyle çok kolay yaşanan bir gün değil. Yani ben 55 yaşındayım, hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bir İspanyol gribi varmış bir dönem. Ama işte bizi ne kadar etkilemiş o ayrı. Fakat gerçekten ülkemizi çok etkiledi, dünyayı da çok etkiledi. Ama işte eski olmanın vermiş olduğu bir yerde bizim genetik kodlarımıza işlenmiş diyorum. Kriz günlerinde nasıl karar alınacağıyla ilgili, nasıl aksiyon alınması gerekiyor, onunla ilgili tabii ki içimize işlemiş, bir firma kültürüne işlemiş bir takım şeyler var, kodlar var. Biz krizde ne yaptık? İlk gün belki dikkatinizi çekmiştir, hemen gazetelere ilan verdik. Niye verdik o ilanı? Ve ben kendim çıktım gazetelerde, yarım şar sayfa ilan verdik. 6 gazetede verdik Türkiye'de.
Orada sebep şuydu. Bilim kurulu kolonyanın bakteri ve virüsleri öldüreceğini ve en çabuk ulaşılabilecek dezenfektan ürünün kolonya olduğunu, hem dezenfektanların hem de kolonyaların bu süreç içerisinde kullanılması gerektiğini söyledi. 25 liralık kolonya bir anda 100 liraya çıktı. Evet. Eczanelerde. Maalesef ben hani eczaneler diye özellikle söylemek durumundayım. Eczanelerde özellikle bu rakamlar çok güzel. Onlarla beraber bütün piyasa güzel. Dolayısıyla dedik ki yani bir de sektörün içinde olan, 100 yıldır sektör içinde bulunan, hakim durumda bulunan Eyüp Sabri Tuncer'in burada bir açıklama yapması lazım. Ki gerçekten büyük krize doğru gidiyor. O arada bir gün önceydi, Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. Bir şekilde ulaşmışlar benim telefon numarama. Şöyle söyledi, dedi ki fiyatlar çok artırılıyor, artıyor. Bunun sebebi nedir? Yani gerçekten ham maddeye dayalı bir artış mı var? Yoksa fırsatçılık mı yapıyorlar? Fırsatçılık mı var? Yani buna bir nasıl önüne geçebiliriz? Bu konu hakkında dedi, bir şey yapmak istiyorum, bilgi almak istiyorum dedi. Ben de tabii kendisiyle özellikle başta çok teşekkür ettim yani, konuya ilgisinden ötürü. Anlattım da dedim yani işte süreç şu şekilde ilerledi. Doğru, ham maddede bir artış var ama bu kadar yok. Yani bir fırsatçı bir kesim var. Bir de özellikle internet üzerinde yani bizim ürünü 300 liraya, 400 liraya kadar, 500 liraya kadar hatta hani sembolik olsa 1000 küsür lira dahi yazan satıcılar vardı. Bu internet ortamında biliyorsunuz yapılan satışlara da kimse kolay kolay müdahale edemiyor. Yani firma doğru müdahale edemiyor. En serbest piyasa orası görünüyor şu an için. En serbest o. Yani bir de insanlar bulabildiklerini aldılar o dönemde. Tabii biz bu açıklamayı yapınca piyasa birden serinledi. O arada da Cumhurbaşkanımız da Sanayi Bakanlığı'na bir talimat verdiler. Sanayi Bakanlığı sağ olsun hemen aksiyon aldı. İkinci günde bütün alkol üreticileri, yani Türkiye'de alkol fabrikaları, yani doğrusunu söylemek gerekirse alkol kalitesinden ötürü kapanmak durumunda kalmış. Yani çok iyi kalite, birinci kalite bir ürün maalesef yapamıyor. Çünkü çok eski teknolojiydi şeyler, tesisler. Ve maliyetlerinin yüksek çıktığını da iddia ettikleri için o günkü şartlarla ithal gelen alkol sebebiyle de onlar üretimlerini durdurmuşlardı. Fakat Sanayi Bakanlığı ve işte Türkiye Şeker Fabrikaları olsun, Konya Şeker olsun, Amasya Şeker olsun, bunlar çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak alkol üretimine başladılar. Yeniden alkol üretimine başladılar. Melastan bunlar, şeker pancarının melasından üretirler. Ve işte hem kolonyacılarla bir orada mutabakat sağlandı. İşte en son Şubat ayının başındaki listeden satma şeysi getirildi, şartı getirildi. O şartla satmayı kabul edenler eski fiyattan da alkol alabilirler dendi. Sağ olsun bütün sektörde buna zaten uyum sağladı. Hem de alkol fabrikaları, şeker fabrikaları da uyum sağladılar. Uygun fiyatla alınan, yani eski fiyatla alınan alkolle eski fiyattan efendim kolonya yapıldı ve piyasa gerçekten serinledi. Ama o ilk şey, hatta çok iyi bir dostumuz var, söylediği şu, o da bir bürokrat, Ahmet Selim Köroğlu efendi, der ki düşmana ilk kurşunu, koronaya ilk kurşunu da kolonyacılar sıktı der. Gerçekten de öyle oldu. Fiyatla alakalı yapmış olduğu deklarasyon bir anda hem piyasayı serinletti, onunla beraber de bakanlık yine bu sefer şey konusunda da aksiyon aldı, maske konusunda aksiyon aldı. Maalesef maskede de yani 25 kuruşlara satılan maskeleri bir anda efendim üreticiler bunlar. Burada üreticiler de biraz kaldıydı. Bir anda 5 liralara 10 liralara kadar çekenler oldu. Ve onlar şunu iddia ediyorlardı. Yani serbest piyasa. Yani piyasayı, piyasa şartları, fiyatları, piyasa şartları belirler. Ama bu o gün değil. Bugün bir kriz ortamı var. Ve yaptığımız ürünler gerek kolonya olsun, gerek maske olsun, bu halk sağlığını ilgilendiren stratejik ürünler
dedim ben buna. Yani bugün ticaret yapmıyorsun aslında. Bugün zor bir günde insanların ihtiyacını gideriyorsun. Sağlıkla alakalı olan ihtiyaçlarını gideriyorsun. Bu toplum sağlığıyla alakalı. Yani bunu ya işte arz talep dengesidir bu. İşte ben fiyatımı istediğim seviyeye çekerim deme şansımızın olmadığı bir dönem. Hatta öyle ki devletin dahi yeri geldiğinde o tezgahlara, o fabrikalara el koyabileceği bir dönem aslında. İşte bunu hatırlatıldığı zaman insanlara maske fiyatları falan biraz daha makul hale gelmeye başladı. Doğru da oldu. Yani biraz tabii ki hani insanları rahatsız eden bir durum olabilir üreticiyi. Ama eğer iş toplum sağlığını ilgilendiriyorsa, bir ülkenin geleceği önemliyse, insan sağlığı önemliyse devlet bunu yapar. Biz biraz devletçiyiz doğrusunu söylemek gerekirse. Firma olarak da devletçiyiz. Her dönemde vergi rekortmenleri arasında görmüş bir firmayız. Onun için olaylara bakış açımız da birazcık bu yönde. Tabii o aldığımız aksiyonla da insanlar bugüne kadar bizim ürünlerimizi kullanan müşterilerimizde gerçekten büyük teveccüh gösterdiler. Halen bizim şu anda 24 saat esasıyla halen çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir ara vermeden 3 vardiya şeklinde yoğun bir şekilde şu anda üretim yapıyoruz. Hani bayram, eskiden bayram alışverişiydi bu. Bu sene bayram alışverişi olmadı. Ama işte korona alışverişi oldu. 2 aydır, 2,5 aydır bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi Engin Bey tabii çok etraflıca anlattınız konuyu. Şöyle de bir ekleme yapmak isterim müsaadenizle. Aslında için içinde bakıldığında bu alışveriş çok süre gelen bir iş. Bir de Türklerin tabii kriz refleksi, siz de bunu vurguladınız. Hakikaten çok gelişmiş çünkü her an bir ekonomik veriyle, olumsuzlukla karşı karşıya kalabileceğini saptadığı için mutlaka bir aslında herkesin bir B planı var. Ama bu tabii B planını alt üst eden bir vaka oldu. Çünkü bu artık C, D belki de E planlarını gerektirecek şekilde hem süre anlamında hem bulaş anlamında hem toplum anlamında farklı bir noktaya getirdi işi. Ben tabii geçmiş haberlerinizi de biraz incelediğimde bir söyleşinizde güzel bir nüans dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi siz bir yönüyle de bir hani vurguladınız bayram alışverişi, korona alışverişi ama siz aslında kültür alışverişine de vesile olmuşsunuz. Yani bu zamana kadar aslında bizim bu kokularımızı, bizim bu aromamızı, esansımızı bizlerin çok yakinen bildikleri bu kokuyu bilmeyenler var. Çin gibi, Japonya gibi, Singapur gibi. Onlar nasıl bir temas kurdular size? Yani onlar tabii ki bu sürecin içerisinde farklı genelde kokularla, duygularla falan yaşarlar ama bir anda bir kolonya ihtiyacı mı oldu? Nasıl bir süreç gelişti? Evet, tabii aslında şöyle bu. Biz ihracatla ilgili çalışma yapmaya başladığımızda, daha doğrusu ürün yelpazemizi genişletince biraz daha bizim ihracat yapma şansımız arttı. Bu ne zaman? 2007'de ilk defa biz farklı bir ürün çıkartmaya başladık. Hava şartlandırıcı aslında. Ortam dezenfektanıydı bu. Yani şöyle bir mantıkla üretim başlamıştı. İlk ARGE çalışmaları başlamıştı. Şimdi hani ne dedik? Koronada tabii biraz daha fazla öğrendik. Ortada bir sürü bulaşıcı bakteriler ve virüsler var. Şimdi biz ne diyoruz ki? Bunlar uçuşuyor havada ama görmüyoruz. Bazen de hani bir karanlık bir ortamda bir ışık sıktığımız zaman, fener sıktığımız zaman bir sürü bir şeylerin böyle tozcukların havada aslında uçuştuğunu, onlar aslında virüsler ve bakteriler de onların içerisinde aslında uçuştuğunu görüyoruz. Tabii biz o mantıkla bir proje geliştirdiğimizde dedik ki bunlardan daha ağır bir partikül biz bu havaya sıktığımızda en yüksek noktadan yukarıdan aşağı doğru inerek bunları yere indireceğiz ve yerde de 3,5 saniye içerisinde yok edeceğimiz bir ürün yaptık. Biz bunu ilk 2017 yılında yaptık. Fakat tabii bunu o günkü şartlarda böyle ben biraz merakımdan ötürü, biraz dezenfeksiyona karşı olan merakımdan ötürü biraz bunu geliştirdim. Çünkü gerçekten hani o SARS krizleri vardı, domuz gripleri vardı biliyorsunuz. Onlar da hepsi o zamanlar aklımıza gelen şeyler bunlar. Ne yaparızı, o zaman da havada asılı duran bir sürü şeyler vardı. İlla korona durmuyordu o zaman da. İşte domuz gripi durmuyordu. Bu da gripin bir çeşidi zaten. Ve o dönemde biz bunları anlatmak istediğimiz aslında insanlara çok anlatamadık.
Ama onunla beraber tabii o ürünü yaptık, geliştirdik ve oda sprey olarak gördüler insanlar. Tamam dedik, oda sprey olarak kullansınlar ama sonuçta iki fayda elde edecekler. Biz ürünlerin üzerinde yazdık. Artı bir de bu ürünler biyosidel ürün ruhsatlıydı. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidel ürün ruhsatlı. Hatta bunların KDV'leri bile düşüktü. Bunların çünkü KDV'si %8'dir. Dolayısıyla bu tabii ürünler biraz daha geliştirildi. Sonra çok güzel bir sıvı sabun yaptık. Zeytinyağlı çok güzel bir sıvı sabun yaptık. Onu piyasaya sürdük derken işte onlar versiyonları, el ve vücut losyonları, şampuan falan derken bizim fuarlara, yurt dışı fuarlara katılma şansımız daha çok arttı. Satış yapma şansımız arttı. Tabii Avrupa ülkelerini ben çok da gezerim. Yani firma olarak da çok gezerim. Sadece ben değil, firma olarak buradaki ürün geliştirmedeki, arkadaki olsun, satın almadaki arkadaşlarımız olsun. Hepimizin ufku açılması açısından ben hep beraber bütün arkadaşlarımızı alırım. Yurt dışı seyahatleri 10 kişilik, 15 kişilik fuar ziyaretleri yapıyoruz biz. Sebebi de çalışan personelimizin ufkunun açılması. Olaylara daha farklı yönden bakabiliriz. Avrupa'yı da görürüz, Amerika'yı da görürüz, efendim Afrika'yı da görürüz, Uzak Doğu'yu da görürüz, Rusya'yı da görürüz. Yani biz bütün dünyayı gezen bir firmayız aslında. Tabii böyle olunca nerelere ilgi göstermeniz gerektiği konusunda birazcık daha şeyler alıyoruz. Fikir alışverişleri başlıyor kendi aramızda. Avrupa benim için, ben 2005 yılında böyle bir televizyonda Habertürk, o zaman eski sahibindeydi. Habertürk'te bir programa katıldığımda 2007 yılıydı pardon. O ara işte şeyler konuşuluyor. Benim Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. İşte o zamanki Başbakanımız talimat vermiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Demiş ki bütün kriterleri tutturacağız. Ne yapacağız? Yapacağız. Avrupa Birliği'ne gireceğiz seni demiş. Bütün birimlere talimatı geçmiş. Bana şeyde sordular programda, dediler ki Avrupa Birliği'ne giriyoruz efendim, şöyle yoğunuz, böyle yoğunuz, ne diyorsunuz, siz ne diyorsunuz diye. Hatırlamıyorum o nikahını efendi programı yapan sordu. Dedim ki yani benim için dedim çok fark eden bir şey yok. Yani Avrupa Birliği'ne girsek ne olacak, girmesek ne olacak? Bana mesela sordunuz, yani girince ne olacak Avrupa Birliği'ne deseniz, bakın ben bunu 2007 yılındayım. Girince ne olacak deseniz ben ne anlatacağım size, benim için fark edecek bir şey olmayacak. Ben dedim Avrupa'ya gitmek istiyor muyum? Gidiyorum. Vizemi alıyorum. Gidiyorum. Hiçbir sorun yok. Yani serbest dolaşım deseniz. Ben gidiyorum da komşum gidemiyor mu? O da gidiyor. İşte başka bir kişi gidemiyor mu? O da gidiyor. Dağdaki çoban Mehmet bile geliyor Alman konsolosluğuna. Evrakları tamamlıyor. Akrabasını görmeye gidiyor. Hatta gide geri de dönmüyor. Evet. Kalıyor da. Yani dedim bunun hani, Avrupa'ya gidemiyor gibi bir sıkıntımız yok ki. Peki mal satma noktasına gelelim. O günkü mesela Çin, 2000 yılında Çin'e gittiğiniz zaman, Guangzhou'ya gittiğinizde inanın biz yemek yiyecek yer bulamamıştık. Yani bir tek işte McDonald's vardı. O gün şans eseri oraya gittim. Başka hiçbir yer olmadığı için. Hiçbir yer yiyecek. Ne damak tadınıza hitap ediyor değil mi? Ne de? Yani artık en fazla bu ediyor dedim. Yani başka da bir şey yok. Mutlaka arkadaşlarımız bazıları söylemişti. Ya, konserve falan götür yanında gider. Aman canım dedim. Ben bütün dünyayı gezen insanım. Yani sonuçta orada mı yiyecek bir şey bulamayacağım ama gerçekten bulamadım. Ve orada böyle gerçekten böceklerin yendiğini gördüm. Yani böcekler böyle kuru yemişçi dükkanındaki gibi ezilmiş, kurutulmuş böcekleri insanlar. Kültürleri yani bunu yadırgamıyorum da. Onları kültürlüyorlar. Şeyler yani adam yiyor. Hatta bir tezleri de vardı biliyorsunuz. Güneş gören her şeyi yerler. Evet var. Adam yiyor. Yapacak bir şey yok. Ama bakın oradan nereye geleceğiz? O Çin 2000 yılındaki gördüğünüz o Çin 2010 yılında artık bir üretim merkezi haline geldi. Bu 10 yıl. Ben o gün o programda onu söyledim. Türkiye'nin dedim bir ihracat politikasının olması lazım. Artık hükümet politikası da değil. Bir ihracat politikasının olması lazım. Yani Avrupa'ya bu kadar yakın olacaksınız. Bu kadar tedarikçi bir efendim, ya, ürün alacak olan insanlar tedarikçi olarak Çin'i tercih edecek. Ve Çin'den bugün bir mal sipariş vermeye kalktığımızda en az 90 gün bize süre verilecek. 30-35 gün nakliyesi şu su derken 150 güne yakın bir zamanda efendim bu ürün fabrikadan içeriye girecek.
Bakın dedim Türkiye'nin şansına. Türkiye aslında dedim hiçbir zaman bir Avrupa ülkesi olmadı. Türkiye cazibe merkezi açısından küçük bir Amerika olacak. Bütün etraftan insanlar gelecekler, Türkiye'de çalışacaklar. Bakın bunu söylediğimde 2007'ydi, o kaydı da bulmaya çalışıyorum ben Habertürk'ten. Yani tam 13 yıl oldu bu ifadeyi kullanalımsız. Efendim? 13 yıl oldu değil mi? 2007 dediniz. Evet. Hiçbir zaman dedim bir Avrupa ülkesi olmayacak. Olmadı, bizi de zaten almayacaklar. Alsalar da bir şey ifade etmeyecek. Zaten çok geç kalacak. O dönemde zaten Avrupa Birliği diye bir şey belki de kalmayacak. Şimdiki durum gibi. Bakın bunlar hep 13 yıl önce söyledim. Gerçekleşti hepsi. Bunu aynı zamanda ben kendi ezberden de söylemedim. Doğrusu. Ben Dünya Füzyüristler Birliği'nin bir toplantısına katılmıştım. O toplantıda bu gündeme gelmişti. Dediler ki 2020'ye kadar belki Avrupa Birliği ayakta kalırsa kalır. Ondan sonra da Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz. Tamam. Euro da kalmaz. Görüşler o yöndeydi. Euro'yu para olarak dahi görmediler. Bilmem kaç tane diyorlar ülke bir araya gelecek. Euro diye bir para yapacaklar. Bunun kültürü yok. Bunun sahibi yok. Bu hiçbir zaman için kalmaz. Dolar kalır ama euro kalmaz. Çünkü doların arkada bir tek sahipleri var. Dolayısıyla onlar euroyu ayakta tutarlar. Doları ayakta tutarlar. Fakat euronun tek bir sahibi olmadığı için herkes bir süre sonra kendi parasına dönmek durumunda kalacak demişler. Ha, onu da izliyorum bir taraftan. Bunu da burada paylaşmışım. Tabii onu söylediğimde dedim ki Türkiye'nin bir ihracat politikası olursa Türkiye bir üretim üssü haline gelir. Hem işsiz insan kalmaz, hem çok büyük ekonomiler oluşur. Çünkü en basit şeyleri dahi dünya Çin'de yaptırıyor. Çünkü basit gördüğü için Çin'de yaptırıyor. Ama Çin öyle bir hale geliyor ki bundan milyarlarca ürettiği için çok para kazanmaya başlıyor. Bir süre sonra da işin adını koyuyor. Bugün Türkiye'den bir kamyon tır dolduralım. 3 gün içerisinde Almanya'da bir fabrikanın kapısının önüne yanaşır. Çin'in böyle bir şansı var mı? Dolayısıyla Türkiye gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi üreticiler de var. Evet, bir ihracat o günkü tarihlerde gene Cumhurbaşkanımızın bir şeysi vardı, hedefi vardı, 500 milyar dolar diye. Ondan önce hedefimiz de yoktu. Dediler ki ya ne kadar yüksek, olmayacak iş. Evet, belki o gün için olmayacak iş ama bakın ben koronadan sonra Türkiye'de şartların çok değişeceğini düşünüyorum. Çok çok değişecek. Eğer iyi bir aksiyon alırsak hep birlikte bütün üreticiler olarak aynı zamanda halkımız olarak da çalışmak zorundayız. Yani hepimiz çalışmak zorundayız. Hepimizin çalışmaya ihtiyacı var. Kendimizi geliştirmek zorundayız. İşletmelerimizi geliştirmek. Herkes kendini geliştirecek. Yani kişi kendini geliştirecek. Böyle durmakla olmaz. Ben her zaman aynı işi yapacağım demekle olmaz. Mutlaka kurumlarda, işletmelerde, insanlarda, yani ben buna şöyle diyorum. Kişisel kurumsallık diyor. Ne iş yaparsanız yapın, bir yerde kaynakçı dahi olsanız kendi kurumsallığınızın olması lazım. Dünyanın en iyi kaynakçısınız siz olmalısınız. Bir ürünün kapağını kapatıyorsunuz, o gün içerisinde o kapağı kapattılar. Acaba ben bu kapağı kapatmak için nasıl bir alet geliştirebilir mi düşünmemiz lazım. Ancak bununla bu hikaye kalkar. Bence çok yapacak iş var. Şu anda yani gelecek bana göre Türkiye'nin. Hani biraz önce dedik ya bütün firmalar, çoğu firmalarda krizler oldu. Ama stoklar da bitti. Bu da çok önemli. Talep birdenbire patlıyor. Bak. İnsanlar bugün İstanbul'da sokağa daha fazla çıkmaya başladı. Talep birdenbire patladı. Öyle. Şimdi benzincilere gitmeyen insanlar, bomboş benzinciler, tıklım tıklım benzinlerde insanlar benzin mazot almak için arka arkaya sıraya işte servisler, şunlar, bunlar, hayat yeniden canlanıyor. Birdenbire patlayan bir iş olacak ama şunu unutmayın. Lazım ki bizler, üreticiler kalıcıyız. Geçici olarak düşünmememiz lazım. Günübirlik düşünmememiz lazım. Kalıcı düşünmek lazım. Bugün talep var. Hemen fiyatı arttırayım dendiği noktada hem ülke krize girer, hem insanlar zarar eder gereksiz yere. Biz yaşam böyle normal bir hayat seyrimiz vardı. Bir duraksadı ve kaldığı yerden devam edecek. Bunu bir kere şey yapmak lazım. İyi idrak etmek. Kaldığı yerden fiyatı ikiye katlayarak devam etmeye çalışırsak, geçmişin acısını çıkartalım dersek
bunun altında kaldık. Galiba geleceği de kaybederiz. Şimdi biraz süreyi tabii açtık ama müsaadenizle iki küçük sorum var. Eğer sizin çok vaktinizi almayacaksam onları da hemen bilgi notu anlamında sizden öğrenmek isterim. Şimdi bunların ilki biraz önce söylediğiniz ata topraklarından aslında vazgeçmemişsiniz. Hala nüfus kaydınız da orada duruyor. İnegöl veya Bursa özelinde bir projeniz, bir çalışmanız veya bir hamleniz olacak mı? Bunu bir merak ediyorum açıkçası. Vallahi Mehmet Ali Bey, hani o açıdan şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bizim tesislerimiz Ankara'da. Şu anda Ankara'dan bile şu anda dışarıya çıkartmayı çok fazla düşünmüyoruz. Hani hep o merkezli zihniyet var ya, biraz hani söylüyorum. O Ankara'da yine, çünkü büyüyerek devam ediyor. Oradaki tesis de etrafına doğru büyüyerek de devam ediyor. Taşıması da biraz zor. Ha, belki ileride bir yeni bir şey de olabilir mi? Düşünmek lazım. Belki bir gemi ya da bir limana yakın bir yer olmalı. Daha bundan sonra olursa belki bir gemlik falan olur mu? Çünkü gemlik de biliyorsunuz bir sanayi şeysi haline geldi. Merkeze haline geliyor. İnşallah şu otomobil fabrikasıyla beraber de çok daha güzel şeyler olacak. İşte. Bir atılım gerçekleşebilir. İnşallah güzel günler göreceğiz. Hep. Belki nereden biliyorsunuz gemlik olalım? Şimdi sorunca olur mu? Olur. Yani. Buradan böyle resmen müjde gibi de aslında dönüp de orada baktım. Şimdi köprüden geçtikten sonra burada yarım saat sonra yarım saat bile değil yani. Köprüyü geçtikten sonra tak diye gemiye düşüyoruz. Yani. Artık ve ben 1,5 saatte gidiyorum, ona göre düşünün. Yani İstanbul'da oturuyorum. Evime 1,5 saatte gidiyorum. Ona göre yani düşünün. Şeye geldiğinizde özellikle o köprüye gidinceye kadar ki trafik önemli. Ondan sonraki süreç zaten bir otoban olduğu için olabildiğince bir hızla aslında Bursa'ya ulaşma imkanı sahip. Zaten Kuzey Marmara otoyolu var bizim de. Şu anda bulunduğumuz merkezde Vadi İstanbul'dayız biz. Arkadan Kuzey Marmara Kemerburgaz'dan çıktığımız zaman orada da o trafik de yok yani. Siz emin olun şöyle eğer kabul buyurursanız Bursa'ya geldiğiniz bir zamanda meşhur, bizim hani kebabımız meşhurdur. Siz de saat yapalım, muhtemelen aynı saatte evden çıksak ikimiz de aynı zaman diliminde o bahsettiğimiz kebapçıda oluruz gibi. Siz orada geldiğinizde bir gün eğer uygun olursanız ağırlamak isteriz sizi de Bursa'da. Neden olmasın inşallah. Sağ olun. Final olarak da tabii derneği sormak isterim. Yüzyıllık Markalar Derneği. Ben tabii hani yazıya atfen sizin merkeziniz Ankara olduğu için hani bu İnegöl bağlantısını elbette birazcık araştırdık ama Bursa özelinde sizle beraber iki demeliyim artık. Biraz hem Yüzyıllık Marka Derneği'ni birkaç cümleyle bize özetlerseniz, bir de Bursa'nın bu sürecin içerisinde beklediğiniz markaları var mı derneğe, onları öğrenmek isterim. Şimdi Mehmet Ali Bey, şöyle aslında biz de firma olarak da 2005 yılında merkezimizi de İstanbul'a taşıdık. Evet. Hem Ankara'dayız hem İstanbul'dayız. Tabii İstanbul'da bu markalar daha fazla. Evet. Eski markalar da, Cumhuriyet öncesi markalar dahi var. Bu markalar bir araya gelmişler ve 100 yıllık markalar derneğini kurmuşlar. Biz oraya daha sonra yok aşağı yukarı herhalde 6 yıl falan diye siz misiniz? Oranın tam ezberimde yok şu anda. Ve sağ olsunlar dostlarımız, arkadaşlarımız teveccüh ettiler. Beni o derneğin yönetim kurulu başkanı yaptılar. Tabii Türkiye'de çok fazla yüzyıllık marka yok. Biraz önce de söylediğim gibi aile şirketleri maalesef günü yaşamaktan, günün içerisinde de ailevi problemleri de o günün şartlarının içerisine dahil etmekten maalesef firmaların, işletmelerin kalıcılığını tesis edememişler. Tabii bu Yüzyıllık Markalar Derneği'nin şeylerinden bir tanesi, işlerinden bir tanesi bana göre. Şimdi bugün öğleden sonra da Kültür Üniversitesi'nde bu aile şirketleriyle, aile şirketlerinin devir zamanıyla alakalı olarak, yeni nesillere devir zamanıyla bir şeyim olacak, bir konferans vereceğim böyle şey üzerinden, Zoom üzerinden. İnşallah tabii yüzyıllık markalarımız belki yüzde olmaz da bir 50'ler, 60'lar, 70'ler tabii ki hani arkası gelsin istiyoruz. Hani biraz daha insanlar doğrusunu söylemek gerekirse akıllanmaya başladı. Çünkü işletmelerin daimi olması lazım, devamlı olması lazım. Hep bölüne bir yere gidiyor. Yani daha kurumsal yapılar oluşturup daha disiplin altında, biraz önce de söylediğim gibi illa ailenin idare etmesi şart değil. Aileden
insanlar başka işlerle uğraşmak isteyebilirler. Mecbur da edilmemeleri lazım. Çocukların mecbur da edilmemeleri lazım. Başka bir işle uğraşırken onun hissesi burada çalışabilir. Çalışan kişi, başında duran kişi işletmeyi çok dürüst bir şekilde idare ederek hem kendi payına düşen hem de dışarıda duran kardeşlerinin, babası, annesi neyse artık akrabalarının hisselerini çok rahatlıkla da kar paylarını rahatlıkla dağıtmak. Sonuçta herkesin çalışmaya ihtiyacı. Yani işletmelerinde uzun dönem, çünkü bunlar kolay oluşmuyor. 20 yıl bile az değil. 20'ler, 30'lar, 40, 50 yıllar kolay kolay olmuyor. Bunların heba edilmemesi lazım. İnşallah 100 yıllık markalar derneği olarak biz örnek olarak, çalışma şeklimize de örnek olarak insanlara bu şeyin biraz daha ömürlerini, şirket ömürlerini artırılmasına çalışıyor. Tabii ki çok olamaz bu. Yani Amerika'da bile çok. Yani %1 seviyelerinde. Avrupa'da keza öyle. Hani evet var ama orada da çok çok fazla yok. Ama bizler biraz kültürümüzle gereği bunu yapabiliriz. Yapamayacağımız bir şey değil. İnşallah insanlara bunu 100 yıllık markalar derneği olarak aşılayacağız. Yani biri değerli markalarımız bunlar. Bütün arkadaşlarımız, bütün dernek üyelerimiz, her biri gerçekten 100 yıla yakınlar var, 100 yıldan fazla olanlar var. Biz yakınız aslında. 97'yiz. Ama gerçekten bir toplumun değeri bunlar. Hep birlikte aslında biz sadece kendimiz olarak da görmüyoruz. Bunlar aslında halka mal olmuş markalar. Yani hepimizin çocukluğunda gördüğümüz işte bir Koskası, bir Cemilzadesi, anlatabiliyor muyum? Yani bunun gibi işte bir Apikolusu, işte gözlükçümüz var, Emgen Optik, işte saatçimiz var. Komili var yanılmıyorsam. Nasıl? Komili var galiba. İşte Kifidis var. Yani o kadar çok markalarımız var. Birçok yani, insanın yolunu geçtiği markalar bunlar. Evet. Yani işte Uludağ var. İşte hepimizin Uludağ'ı yani bu Erbaklar. Anlatabiliyor evet. muyum? Bunlar gerçekten ülkenin bir değerleri. Hep söylüyorum, aile içi anlaşmazlıklar mutlaka olabilir. Yani iki ortak arasında anlaşmazlıklar mutlaka olabilir. Ama bunların çözümleri de var. Bunlara sakin sakin ve işi nasıl kurtarırız şeklinde yaklaşmak lazım. İnşallah hem bu Yüzyıllık Markalar derneğimiz üyeleri bu şekilde hareket ederiz hep birlikte. Hem de bizim geleceğimiz bizden olacak olan nesillerde aynı şekilde söz konusu. Yani illa yani şey değil, kendimizi de bu işlere dahil ediyorum. İnşallah uyum içerisinde çalışarak bu halka mal olmuş markaları devam ettiririz. Bunlar bize ait değil. Biz bunları kullanırken de çok dikkat ediyoruz. Her birimiz, bütün markalarımız işlerini yaparken son derece titiz yaparlar. Hiçbir tanesinde ikinci sınıf bir iş göremezsiniz. Bunlar çünkü şeyinde, içinde, özünde var, mayasında var. İkinci sınıf bir iş göremezsiniz. İnşallah nesillerimiz de buna göre yetiştiriyoruz. İçimizdeler, yetiştiriyorlar. Evde sohbet ederken de aynı şekilde konuşuyoruz. Ne yapacağız, ne yapmamız lazım gelecekte? Nasıl hareket etmemiz lazım? Markalarımızı nasıl muhafaza etmemiz lazım? İnşallah devam edip gidecek. Tabii yeni yeni üyelerimizin de aslında biz bir 50'ler, 75'ler falan gibi de düşünüyoruz. Bu da bir değer. Yani insanlar evet. 50 olmak da kolay değil. Onun şeyini de yaşasınlar. 50 yıllık marka olduğunun da bir belgesinin olması. Tabii biz kendi derneğimiz de biraz daha geliştirdik. Hayırlısı inşallah güzel şeyler olacak. Hani Bursa'da da aslında benim bildiğim İnegöl'de kim var? Yıldız var. Onlar da eski. Aslında şimdi siz söyleyince benim aklıma geliyor. Varsa biz bir hataktan bizi davet etmeniz lazım derneğe. Tabii dernekte bazen şöyle oluyor. Yani evet eskilere ulaşıyoruz. Diyorlar ki tamam girelim de bizim ne karımız olacak derneğe gidelim. Bizim bir karımız bugün için olmayabilir. Ama gelecekte gerçekten bir dernek üyeleri içinde bulunduğu topluluk çok daha farklı taleplerle gidebilir. Çok daha farklı şeyler, imkanlar sağlanabilir. Çünkü dünyada çok fazla olmadığına göre Türkiye'deki markalarımızı da yaşatmamız lazım. Bunları ayağa kaldırmamız lazım. Belki de hani devletin yönlendirmesiyle bu markalar daha çok yükselip bir yerlere bir dünya markası haline gelebilir.
şey için de devletimiz için işte Türk valiler şunlar bunlar falan var. Belki yol göstericilik aşamasında da gerekebilir. İşte marka yönetimi şu bu falan gibi. Ama çok daha iyi yerlere gidebiliriz. Fakat bugün için hani girdik, evet, yarından itibaren ne elde edeceğim zihniyeti biraz fazla. Eğer o zihniyet biraz şey olursa, orada kalkarsa çok daha üye sayımız da artar. Efendim çok daha güzel de işler yapma şansımız olur. Burada tabii uzun vadeli de bakmak lazım aslında. Derneğin ismi bazı şeyleri çağrıştırıyor ve anlatıyor. Özellikle ben size anlatırken ne yalan söyleyeyim, buradan Asude Hanım'a da teşekkürlerimi ileteyim. Bu konuda da sağ olsun bize böyle bir vesile oldu. Onunla da sohbetimizde yani dedim ki aslında çok güzel bir koruma kalkanı da bu dernek. Yani bir markayı atıyorum, biraz önce siz de söylediniz. Belki de bir yandan psikolojik olarak zorunlu şekilde ayakta tutmaya çalışan, yani bak sen 100 yıllık bir markasın. Kişisel tartışmalar, işte fikir ayrılıkları yüzünden bir markayı veya da bir insanların alışkanlığını heba etmemek lazım mı? Belki sağlayacak da bir dernek profilinde gibi duruyor. Hani ne kazanacak? Marka değerini korunacak aslında bir yandan da. Ben öyle görüyorum aslında. Yeni gelecek arabuluculuk yapacak belki. Evet, evet, belki yani de. Gerçekten varislerinden ötürü sahipsiz kalan bir markaya belki Yüzyıllık Markalar Derneği sahip çıkacak. Gerçekten öyle. Ya bu da var, varis konusu da var mesela. Yeri gibi hiç varisi olmayan işletmeler olabilir. Bir bakıyorsunuz, evet, ortadan kaybolup gidiyor. Tek işlem dayalı ortadan kaybolup gidebiliyor. İnşallah tabii yapılacak çok şey var. Yani bu ülkede yapılacak çok şey var. Yani biz biraz önce oradan şey yaptık. Biraz konu da aldık. Mesela biz firma olarak Uzak Doğu'yu hedef aldık. Bizim hedef pazarımız Uzak Doğu. Hani Avrupa benim için bitmiştir dediğim konu. Nesil yaşlı. Tüketim alışkanlığı yok. Para harcamak istemiyor. Yani alırsa çok az kullanıyor. Olmayacak duaya amin demenin de alemi yok öyle dediğinin. Yani tabii Avrupa. Yani nereye kadar Avrupa? O zaman biz daha farklı ürünler geliştirerek Uzak Doğu'ya gitmemiz lazım. Çin'e gidiyoruz biz. Çin'de mal satıyoruz. Efendim Hong Kong'da satıyoruz. Singapur'da satıyoruz. Malezya'da satıyoruz. Efendim Tayvan'da satıyoruz. Endonezya'da satıyoruz. Yani bizim mal sattığımız yerler orada. Mauritius Adası'nda satıyoruz. Bizim mal sattığımız yerler burada. Avustralya'da satıyoruz. Hani ne o? Orası da Türk malını aslında Avrupa malı olarak görüyor. Bakın yani Türk malı işte bir Asya malı, Orta Doğu malı olarak görmüyor. Uzak Doğu Türk malını Avrupa malı olarak görüyor. Bakın üreticiler bunu gözden kaçırmasın. Satış stratejisinde diyor ki bu ürün Avrupa'dan gelmiştir. Öyle görüyor. Ve satarken de öyle satıyor. Mesela Türk malının itibarı gerçekten Uzak Doğu'da. Ama ben şunu söylüyorum. Yani kimler gitmiş? Bazı iyi firmalar gitmiş orada mal satıyor. O zaman onların açmış oldukları yolda doğru gitmek lazım. En büyük problemlerden bir tanesi şu. Arkadan gidenler fiyat kıralım. Daha ucuzu bende var, daha ucuzu bende var diye fiyat kırıyor. Sonra ne oluyor? Daha kalitesiz. O zaman ne oluyor? Türk malı kalitesiz. Bakın Türkiye Cumhuriyetlerinde olsun, Rusya'da olsun. En büyük problem bunu yaşadı. İlk gidenler kalitesiz mal götürenler oldu ve perişan ettiler. Bütün piyasayı alt üst ettiler. Türk malının itibarı kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben Türk malının itibarı kalmadı. Niye böyle olsun? Ben gitmişim, benim gibi hani birkaç tane firma daha var böyle gerçekten gıda sektöründe falan gittiğimiz zaman görüyoruz. Mesela bizim üyelerimizden Costco var. Singapur'da orada burada gittiğim zaman görüyorum mesela onların da. Onun gibi yerli işte Dimes'ler şunlar bunlar var. Her gittiğimizde Pınar var görüyorum mesela. Çok yerde gördüğüm için bu markaları söylüyorum. Bu insanlar güzel bir yol açmışlar. Ve o yol o kadar güzel ki. Dolayısıyla onu bozmamak lazım. Engin Bey bir de ülke olarak baktığınızda sözünüzü kestim ama itibar cellatlığına da müsaade etmemek lazım. Şimdi bugün bir Alman firması geldiği zaman ismini duyduğunuzda ister istemez bir şey geçiyor. Yani onların kendi disiplini, iç kanunları vesaire. Yani diyorsunuz ki hangi Alman arabasını alsam beni yarı yolda bırakmaz. Dolayısıyla yani Türk ürünleri için de herhalde bu şekilde bir çalışma yapmak lazım ki ülke prestijini aslında cellatlığa teslim etmemek lazım. Yani ve bunu firma olarak da değil, şahsa direkt uygulamak lazım. Yani adam bakıyorsunuz bu sene A firması, seneye B firması. Bravo. Şahsa o şahsın TC kimlik numarasında bir daha işletme kurmasına imza yetkisinin de olmasına izin vermemek lazım. Ticari hayatını bitirmek lazım. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü
Başka türlü bu ülkenin de itibarı kurtulmaz. Bu ülkenin de ihracatı artmaz. İşlerinin önünü kesemezsiniz o zaman. İki tane düzgün mal koyup, iki düzgün mal koyup onu bir indirip arkadan büyük bir konteyner sipariş aldığınızda acaba bundan ne kadar tasarruf edebilirim diye gittiğiniz noktada paketler orada açıldığında kimse aptal değil. Ben geçenlerde birisiyle tanıştım. Anlattı bana, dedi ki benim bir ustam vardı. Kumaşçıydı. Yahudi birisiydi. Onun yanında çalıştım. En büyük kumaşçıydı dedi. Bir gün de gittim yanında konuşurken, o da gözü açık bir arkadaş, bir kumaşa dedi, elle bakayım şu kumaşa dedi, dedi. Elledim dedi. Güzel mi bu kumaş? Güzel dedim. Yumuşacık bir kumaş. O kumaş herkes için güzel dedi. O kumaş herkes için güzel. Anlayana da güzel, anlamayana da. Elini attığı anda anlar. Ama parası vardır, bugün alır, yoktur, yarın alır veya hiç olmaz. O kumaşa sahip olmaz ama o kumaşın güzel olduğunu herkes anlar. Dolayısıyla sizin göndereceğimiz, bizim göndereceğimiz bir malın kalitesinin düşürüldüğünü, efendim sağından solundan dolanılmış olduğunu işin, bunu herkes anlar. Çünkü karşılığında para verdi. Bir tane elinde numunesi. Bizim en çok yanıldığımız, ülkemiz insanının en çok yanıldığı nokta hep böyle vermiş olduğu numuneden sonra geri döndüğünde işte pazarlık biter, her şey biter. Şimdi ben bunun fiyatını nasıl ucuzlatırım başlar. En büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi bu. Baştan düzgün hesap yapmak lazım. Belki yeri geliyorsa işi kaybetmek lazım. O gün için alamamak lazım. Doğru rakamlar teklif ettiğinizde zaten sizin o rakamlarınıza kolay kolay kimse de gelemez. Eninde sonunda dönerler, dolaşırlar. Başka yerde de yapsınlar, yanıldıklarını anlarlar. Yine doğru gelirler size. Ben bunu hayatım boyunca gördüm. Bu firma hayatı, bunca yıl ticari hayatım boyunca da yaşadık. Benim yani nacizane 100 yıllık bir firmanın aşağı yukarı yani nereden baksanız 30 yıllık bir yöneticisi olarak da tavsiyem, kaliteden fedakarlık yapmam. Hepimiz bir kalite timsali olmamız lazım. İşte hep birlikte işte dediğim gibi 100 yıllık markalarda da bunun için çalışıyoruz. Sağ olsun Asud Hanım da ilk kontağı sizinle kuran Asud Hanım da bizim yönetim kurulu üyemiz. Ve gerçekten faal bir şekilde işin icranın içinde bulunan bir dostumuz. Her ne kadar işletmesi olmasa bile bütün işletmelere yön vermeye çalışan iyi bir danışmanımız. Buradan ona ve bütün efendim, dernek üyelerimize de selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Sizlere, yaza bizi dinleyenlere saygılarımı iletiyorum. İnşallah görüşmek üzere. İstanbul'da, Bursa'da. Her zaman bekliyoruz efendim. Kapımız da açık. Valla yarım saatlik bir programı bir saatte de tamamladık. Vaktimizi gerçekten biraz fazla aldık gibi. Son sözlerinizi alalım, veda edelim efendim. Son söz. Bugün de son söz olsun. Ben öyle derim. Yani son söz derken her zaman evet. Derim böyle. Bugünün son sözü. Bugünün son sözü. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde hep birlikte olalım. Allah ülkemize güzellikler nasip etsin. Güzel bayramlar görelim. Çocukluğumuzdaki gibi gene şimdi her şeyin kıymetini bilmeye başlıyoruz yavaş yavaş. İnşallah bu bayramdaki ayrılıkla da efendim, beraberliklerin kıymetini bilelim. Ne kadar önemli olduğunu görelim. Uzun dönemdir gidemediğimiz büyüklerimiz var. Onların sağlığını düşündüğümüz için veya seyahat kısıtlaması olduğu için de gidemediğimiz büyüklerimiz var. İnşallah kısa zamanda da Allah bize onları görmeyi nasip etsin. Ellerini öpmeyi nasip etsin. Güzel günlerde, güzel bayramlarda hep birlikte olmak dileğiyle inşallah. Engin Bey çok teşekkür ediyoruz bizler de katıldığınız bu değerli görüşlerinizi, geçmişten günümüze bütün fikirlerinizi, değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Diliyoruz ki yan yana da gelir. İnşallah bir programı da öyle icra ederiz diyelim. Teşekkür ederim size de. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet efendim. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Tuncer'i misafir ettik. Sohbet odası özelde. Çok keyifli bir sohbet oldu. Diliyoruz ki hijyen dolu, sağlık dolu günlerimiz yakın olsun. Artık uzaklardan yakında bir an önce kavuşalım diyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir başka sohbet odasında görüşünceye kadar hoşçakalın.